Ya ne demek istemiyorum ya? Ya biz geçen gün gittik, belediyeden gün aldık. Ya düğün yok dedin, kına yok dedin. Sadece nikah, ben tamam dedim ya. O annenler sonunda beynini yıkadılar değil mi? Yok. Ben vazgeçtim. Anladım ben seni. Başkası var değil mi? Yok. O zaman ne var Mehmet? Neden şimdi vazgeçiyorsun? Neden beni bırakıyorsun ki şimdi? Affet. Ben böyleyim işte. Vazgeçtim. Bekle sen, bekle. Daha çok arar. Arar. Arayacak. Ben Mehmet'i bir gıdım tanıdıysam köpek gibi arayacak. Sen Mehmet'i tanıyorsun. Ayol daha ne işler çevirdiğinden bile haberin yok. Ne yapıyor o gazinolarda acaba? Aman hala. Sen daha gazinoyla gece kulübünün farkını bile bilmiyorsun. Bir de kalkmış bana konuşuyorsun ya. Aman. Ha gazino, ha gece kulübü. Kim bilir kaçıncı seheri bulmuştur. Hala. Kız. Anası geldi, anası. Ben odaya gidiyorum, tamam mı? Odadan çıkmıyor de, kötü de. Vallahi ben de şaştım kaldım Zehra Hanım. Zaten biz aileler olarak pek bir şey yapmıyorduk. Onlar kendi aralarında bir şeyler yapıyorlardı. Zavallı seherim gelinliğini bile almıştı. Evet, yeni yapacaksın işte. Kader, kısmet, alın yazıları böyleymiş. Tabii erkek tarafına kader kısmet demek kolay gelir. Ama zaten siz alışıksınız değil mi? Bu sizde atılan ikinci yüzük. Ben de onun için gelmiştim. Yüzük için. Kızım, mecbur olmasaydım ben de gelmezdim buraya. Ama o yüzük bizim için mühim. Ha, siz bu uyduruk olandan bahsediyorsunuz. Mehmet bir uyduruk yüzük için sizi buraya mı gönderdi? Yok yok, Mehmet'in hiçbir şeyden haberi yok. Yani o bizim... yani manevi olarak kıymetli aile yadigarı olduğu için. Aile yadigarı mı? Vallahi Mehmet bana hiç böyle bir şey söylemedi. İşte manevi olarak çok kıymetli. Yani herhangi bir parasal bir şey değeri yok. O da onu tabii şey yapamadığı için o yüzden yani. Vallahi Zehra Hanım, bu yüzüğü bana Mehmet taktı. Eğer gözüme bakacak cesareti varsa baka baka da kendi çıkar. Zehra, o yüzük bizim için mühim. Mehmet taktı, Mehmet çıkaracak Zehra Hanım. $5.000'lık yüzüğü sana bırakıp gidecekler mi zannediyordun? Dur bakalım halacığım. Bu iş daha bitmedi.
Sonunda karşıma çıkacak cesareti buldun ha. Ama gözüme bakamıyorsun değil mi Mehmet? Sana tek bir şey söyleyeceğim. Ben hamileyim. Seher. Canım bir şey istiyor mu? Pideciye götüreyim mi seni? Sen dün beni anlamadın herhalde Mehmet. Ben bu bebek konusunda karar vermedim. Nasıl karar vermedim ya? Allah'ın verdiği can. İkimizin canı. İkimizin canı. Ama benim canım çok yandı Mehmet. Ya Seher, haklısın da. Ben anlatamıyorum ki sana. Ya anlatmana gerek yok zaten. Annen her şeyi anlattı. Annem mi? Ha, buraya geldiğinden haberin yok. Ben de inandım. Annem buraya mı geldi? Hı hı. Ne dedi? Aile yadigarı. Yüzüğü geri istedi. Ne oldu, sustun? Dut yemiş bülbül gibi. Hani dandikti bu yüzük? Aile yadigarıymış. Hiç bana öyle bir şey söylemedin. Nereye şimdi? Akşama dönerim ben. Ha Mehmet. Bak, hamilelik olayını kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Söz verdin. Sonra çocuk için barıştılar dedirtmeyeceksin. Tamam, tamam. Sen üzme kendini, tamam mı? Aman da aman, aman da aman. Ben şimdi cici büyük halamı oluyormuşum. Ben sana boş durmayacağım demiştim değil mi anacığım? Ah, benim tatlı kızım. Benim şeytana pabucunu ters giydiren güzel yavrum. Hadi diyelim herifi döndürdün, bastın nikahı, evlendin. De, kız şu hamilelik yalanını nasıl halledeceksin, ne yapacaksın? Her şey çok hayırlı olacak anacığım, bak sen görürsün. Mehmet, bak ne dedim ben sana? Bugün kaçıncı kez arıyor? Arıyor da ne oluyor? Ayol, ayıp denen bir şey var. İnsan yarım ağızla hiç hisseder ki kızın gelinliğini de biz alalım. Bunlar da ne örf kalmış, ne adet, ne gelenek. Ayıp be, ayıp vallahi. Yok hala, bunlar vallahi inadına yapıyorlar. Ama sen gör bak, ben onların inadını nasıl kıracağım. Efendim Mehmet. Seher, çok yorma kendini ya. Ah işte ne yapalım? Elimizden tutan, yardım eden biri olmayınca biraz yoruluyoruz haliyle. Dükkanda işim bitti. Gelirim, bana damatlık seçeriz ha? Ya iyi tamam. Sen işin bitince ararsın. Ben de sana şöyle afilli bir damatlık seçerim. Ha bu arada bugün gidiyoruz değil mi? Ha, illa gidelim diyorsun yani. Ya illa gidelim diyorum Mehmet. Yani sonuçta nikahtan önce el öpmeye gitmezsek benim içime sinmez. Tamam gideriz. Yeter ki sinsin içine. Oh! Damatlığı da sen al. Bir de ayaklarına git. Bizim karaoğlan için yazılmış zaten iç güveysinden halledeceğim lafı. Ay hala. Senin bu bütün söyleyeceklerine ben toptan, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyeyim. Sen de toptan sus, olur mu? Aman aman, iyi iyi. Sustum. Al. Mehmet çok ısrar etti. Ben de hiç dayanamam küslüğe. Yani sonuçta anne kız arasında küslük olmaz değil mi? İşte böyle kızım. Bizim ailemize yakışanı da budur.
Yani sonuçta ya inşallah artık ben de sizin ailenizin bir ferdi olacağım. Yani siz de benim anne babam olacaksınız. Ya biz böyle gördük. Ne olursa olsun ana babaya gücenmek olmaz. Büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü bilirse hiçbir şey mühim değildir kızım. Vallahi iyi ki gelmişiz. Şimdi daha bir heyecanlı hazırlanacağım nikah. Öpeyim efendim. El öpenlerin çok olsun kızım. Öpeyim. Sağ ol kızım. Ah Feriha. Ben de seni kaçıracağım diye çok üzülmüştüm. Seni kaçırsaydım ben de çok üzülürdüm Seher. Ay Mehmet bak Feriha'nın beni göresi gelmiş. Birazdan mı otursak biz? Feriha'nın bana özel bir gıcıklığı mı var? Yok yok. Onun gıcıklığı bana. Aman neyse boş ver şu gıcıkları. Ya sen akşam bize gelecek misin? Hani şu eşya işini konuşamamıştık ya yarım kalmıştı. Gece nakliyat var. Kamyonların başında durmam lazım. Hadi bırakayım seni. İyi. Zaten geç kaldık. Artık evlendikten sonra düzeriz evimizi. Kusura bakmayın. Altınların iğneleri battı da çıkarayım. İlahi kızım. Seni duyan da altına battın zannedecek. Hatice biz de yavaş yavaş. Tabii. Yeni evleri yalnız bırakmak lazım değil mi? Çok haklısınız Hatice Hanım. Vallahi bugün bizim çifte kumruların ilk gecesi diye ben de Eyüp'te bir ahbaplarımın evinde kalacağım. İlk geceymiş. Hadi buyurun. Yemeğe de bekleriz ailece. İnşallah bakalım kısmet. Ben de gelir. Gel yavrum. Thank you.
yürü 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 yürü. Çabuk çabuk çabuk. Mehmet ev yanıyor. Mehmet ne yapacağız? Ev yanıyor. Gel 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 çabuk. Altınları, çabuk. Altınları unuttum. Altınları. Bırak altınları, ne yapacaksın altınları? Gel ya. Mehmet ne yapacağız? Ev yanıyor. Ya ne bileyim Seher, ne bileyim ya. Çabuk çabuk. Yaralı var mı? Çabuk çıkın, çabuk çıkın. Hayır, 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 çağırsın. Ambulans. Ambulans yok mu? Karım hamile. Çarp, geliyor. Çabuk, çabuk. Şuraya, şuraya. Ben hastaneye gitmek istemiyorum. Saçmalama Seher. İstemiyorum Mehmet hastaneye gitmeyi. Çabuk olun, çabuk olun. Gidin, çabuk ol. Şuraya, şuraya, şuraya. Hadi, hadi, çabuk olun. Aradık, geliyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Ya şunu bana böyle al. Aferin. Sen de mi yangından kaçtın? Baksana suratı bizden beter. Ne oldu kızım suratına? Alerji. Dünden beri kaşınıp duruyordu da. Ya kızlar niye öyle oturuyorsunuz? Gelin sığışırız. Yok anne, iyiyiz biz böyle. Buyur abi. Sağ ol. Al seni. Sağ ol abla. Ay biz de hepinizi yerinizden ettik. Yani sizin yatağınızı bile aldık. Laf mı bu şimdi be kızım? Şey, ne zamandır soracağım. Halanın haberi var mı bu durumlardan? Var var. O akşam Eyüp'te bizim bir tanıdıklarımızda kalmıştı ya. Sabah telefonda konuştuk. Bayağı kötü oldu, fenalaştı falan. Yapma be kızım. Cana geleceğine mala gelsin. Ben de en çok ona üzülüyorum ya zaten. Ya aldığımız bütün eşyalar gitti. Ha? Aman, eşyada mı aldınız kızım? Aldık tabii. Ya kimseden bir beklentimiz falan yoktu işte, kendi çapımızda. Ya ben bütün maaşımı taksitlere verdim. Seher sen gelsene bir. Ya ne yapayım, ağzımdan çıkıverdi. Ya halan öyle imalı imalı konuşunca ben de altta kalmak istemedim. Ya bakma öyle, sen anlamazsın. Erkekler anlamaz bu işlerden. Ya zaten bir evimiz yok. Buraya sığıntı gibi geldik. Bari hor görmesinler Mehmet. Benim annem babam bir iki eşya için seni hor görmese eğer. Annem babam beni hor göreceği kadar gördü Mehmet. Ya beni de anlasana. Neyim var neyim yoksa kül oldu. Zaten beni zoraki isteyen ailenin yana sığıntı gibi kaldım. Şimdi ben nasıl korkmayayım ezilmekten? Sen artık canını sıkma, tamam mı? Şimdi çıkarız. Sana bir üst baş alırız. Ben ev istiyorum Mehmet, ev. Tamam, bakacağız. Mehmet. Az bir gelsene. Al şunu. Gelinin üstüne başına bir şeyler alırsın.